Değerli muhabirler, muhterem Müslümanlar, Allah'tan başkasına boyun eğmek, Allah'tan başkasına teslim olmak, Allah'tan başkasına itimat edip tevekkül etmek, Allah'tan başkasına ibadet etmek veya kulluk yapmak, insanın imanını zedeler. İnsanın imanını bozar. İnsan yalnız Allah'a kulluk yapmak için yaratılmıştır. İnsanın bu dünyadaki görevi Allah'a ibadet etmektir. Ona buna kulluk yapmak, ona buna ibadet etmek, ona buna secde etmek için bu dünyaya gönderilmemiştir. İnsanın bu dünyadaki vazifesi yalnız Allah'a ibadet etmek, yalnız ona kulluk yapmak, yalnız ona itaat etmektir. Bu görevi insan yerine getirirse Allah'ın yardımını kazanır. Allah'ın desteğini kazanır. Allah'ın yardımını elde eder. Ve güçlü olurlar. Ve huzur içinde yaşarlar. Ama gel görelim ki bazı kimseler, iman eden kimseleri İslam'dan uzaklaştırmak istiyorlar. Kur'an'dan mahrum etmek istiyorlar. Çünkü iman eden kimseler Allah'a iman ettikleri için güçlerini ve kuvvetlerini Allah-u Teala'dan alırlar. İslam'a bağlı kaldıkları sürece, Allah'a tevekkül ettikleri müddetçe, sebeplerle de amel ettikleri müddetçe Allah Celle Celaluhu o kimseleri koruyacaktır. O kimselere yardım edecektir. Ondan dolayı bizleri İslam'dan ve imandan mahrum etmeye çalışıyorlar veya uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Eğer bunu başarabilirseler bizlere istediklerini yutturabilirler. Bunu başarabilirseler bizlere istediklerini yaptırabilirler. Bizi ezebilirler, bizi mahkum edebilirler. Üzerimize musallat olabilirler. Ama velakin iman eden kimseler Allah'ın ipine sarılırsalar, Allah'ın dini olan İslam'ı hayatlarına hakim kılarsalar, İslam'dan rahatsız olan kimseler, İslam'a inanan kimselere zarar veremeyeceklerdir. Çünkü iman eden kimseleri koruyan, muhafaza eden, himaye eden Allah-u Teala'dır. İman eden kimseler eğer Allah'ın dini olan İslam'a yardım ederseler, Allah da o kimselere yardım eder. Şu anda Allah'ın yardımı askıya alınmıştır. Sebebi de Müslüman olduklarını söyleyen kimseler İslam'ı sahipsiz, kimsesiz ve yetim bıraktıklarından dolayı. Şu anda İslam'a dönerseler, İslam'a sımsıkı sarılırsalar, o güzellik, o güç ve kuvvet ve izzet tekrar kendilerine dönecektir. İnsan madem ki iman ediyor, Allah'ın ve Peygamber'in gösterdiği bir şekilde iman etmelidir. Bazı Müslüman olduklarını söyleyen kimseleri görüyoruz, nefisleriyle mücadele edemiyorlar. Şeytanla da mücadele edemiyorlar. Kafirlerle de mücadele edemiyorlar. Günahkar olan kimselerle de mücadele edemiyorlar. Bid'atlere ve hurafelere bulaşmış olan kimselerle de mücadele edemiyorlar. Sebebi nedir? Sebebi bir çelişki içindedirler de ondan dolayı bu duruma düşmüşlerdir. İsimleri başka, cisimleri başka.
Sözleri başka, özleri başka. Kalpleri başka, kalıpları başka. Müslümanız diyorlar ama İslam'ı bilmiyorlar. İslam'ın yasalarını, kanunlarını, hükümlerini, emirlerini, yasalarını bilmiyorlar. Bilenler de uygulamıyorlar. Ve bundan dolayı bu çelişkiye düşmüşlerdir. İman ettiklerini söylüyorlar ama imanı, onların imanı onları canlandırmıyor. Onları şahlandırmıyor. Onları kötülüklerden, haramlardan, günahlardan korumuyor. Allah'a ve Peygamber'e itaat etmelerini sağlamıyor. Emri bil maruf, nehy anil munkar. Görevini de yerine getirmiyorlar. Hakkı savunamıyorlar. Batile de karşı gelemiyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا رَأَيْتَ اُمَّتِي لَا تَقُولُ لِلظَّالِمْ اَنْتَ ظَالِمْ فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهَا. Ümmetin zalim olan kimseye sen zalimsin veya zalim olan kimselere karşı gelmiyorsa veya zalim olan kimseleri zulmetmekten vazgeçirmek için bir gayret içinde bulunmuyorsa o ümmet ölü bir ümmettir. İslam alimleri de emri bil maruf nehy anil münker yapmak mecburiyetindedirler. Öğrendiklerini başkalarına öğretmek mecburiyetindedirler. Bir taraftan İslam'ı öğreneceğiz. Öğrendikten sonra öğrendiklerimizle amel edeceğiz. Amel etmekle de kalmayacağız. Başkalarının da İslam'la amel etmek için gereken çalışmaları yapacağız. Böyle bir görev sürdüğümüzden dolayı başımıza gelecek olan her türlü sıkıntılara da dayanacağız, direneceğiz, sabır ve sebat edeceğiz. İslam'ın temsilcisi olan veya alim olan bir kimse İslam'a sahip çıkmıyorsa, kötülüklere karşı gelmiyorsa, Allah'ın emirlerini Allah'ın kullarına tebliğ etmiyorsa o alim ölüdür. Veya dilsiz bir şeytandır. Es-sakitu anil hakki şeytanun ahras. Gerçekleri söylemeyen, söylenmesi gereken şeyleri gizleyen kimseler dilsiz şeytandırlar. Dinimiz güçlü bir dindir, kuvvetli bir dindir. İman eden kimselerin de dinimiz güçlü olmalarını emrediyor. Maddi ve manevi bir şekilde güçlü olmaları gerekir. Güçlü olmaları için çalışmaları gerekir, niyet etmeleri gerekir, gayret etmeleri gerekir, sebeplerle amel etmeleri gerekir, Allah'a dua etmeleri gerekir. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْرِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّٰهِ وَعَدُوَكُمْ. Düşmanlarınıza karşı, düşmanlarınız da İslam'ın düşmanlarıdır. İslam'a düşmanlık yapan kimseler, Müslüman olduklarını söyleyen kimselerin düşmanıdır. Allah'a düşmanlık yapan kimseler, Allah'a iman eden kimselerin düşmanıdır. Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına düşmanlık yapan kimselere karşı gücünüzün yettiği kadarıyla güç kuvvet hazırlayın diyor Allah-u Teala. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem El-mu'minul kavî hayrun ve ahabbu ilallahi minel mu'minil daif. Güçlü olan mümin maddi ve manevi bakımdan imanı güçlüdür, ibadeti güçlüdür, maddi olarak güçlüdür, askeri olarak güçlüdür, siyasi olarak güçlüdür. Ve iman eden kimse bu türlü gücü elde etmek için sebeplerle amel etmelidir. Sebeplerle de amel ederken sebeplere değil, sebepleri yaratan Allah'a güvenerek çalışmasını sürdürmelidir. Gereken çalışmayı yerine getirmelidir.